İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir cenaze nakil aracı Diyarbakır'a cenaze için, içinde cenaze vardı yoktu o da belirsiz, gitmiş ve dönüş yolunda Adana'da narkotik polisler tarafından durdurulduktan sonra 144 kilo uyuşturucu ile bu araç yakalandı. Aracın üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracı yazıyor arkadaşlar. Şimdi bir açıklama yaptılar. Açıklamaya göre bir taşeron firma bu hizmeti veriyor. Onu siz söylersiniz. Hani isimler söylememek konusunda hassasiyetiniz var ya, onu hatırlatmak için söylüyorum. İsim vermeyin. Şoförünün işte geçmiş dönemde işe alındığı gibi mazeretler duyduk. Yani arkadaşlara göre şöyle, arabanın markası Ford. Ford bu işte sorumlu. Aracın lastikleri Lassa, Lassa da sorumlu. Durduran narkotik polisleri de sorumlu. Bu emri veren idari amir de sorumlu ama Büyükşehir Belediyesi sorumlu değil. Büyükşehir Belediyesi'nin taşeron firması. Arkadaşlar sizin sorumluluğunuz var. Ben şunu demek istemiyorum. Bakın geçmişte bir bakanımızın bir fotoğrafından yola çıkarak aylarca itibar suikastı yaptınız. Sayın Bakanımızı pudra kelimesiyle bir araya getirerek, burada meclis üyelerimiz de var, geçmiş tweetleri var bu konuyla ilgili. Maalesef böyle aşağılık bir siyaset yaptınız. Bakın bu size örnek olsun. Bunu yapan arkadaşlara söylüyorum, örnek olsun. Biz bugün şunu yapabilirdik. Bu fotoğrafı alırdık. Önünde 144 kilo esrarın olduğu, narkotik köpeğinin bulunduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracı yazan aracın fotoğrafı üzerinden pudracı İBB deseydik hoşunuza gider miydi? Meğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi finansal kaynak üreteceğiz derken uyuşturucu ticareti yapıyormuş gibi bir laf etseydik olur muydu? Olmazdı. Mesela deseydik ki Sayın Kılıçdaroğlu uyuşturucudan vergi alınması gerekir demişti. Bunlardan vergi alıyor musunuz diye soru önergesi verseydik olur muydu arkadaşlar? Olmazdı değil mi? Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi hepimizin, bu kurumun itibarının zarar görmemesini arzu ediyoruz. Yapılan açıklama da o yönde. Münferit, kişisel bir mesele olduğunu söylüyorlar. Böyle olduğuna inanmak istiyoruz. Yoksa meseleyi uzatıp Diyarder davasında PKK'lıları gassal olarak aldığınıza dair bilgileri de buna ilave ederek ne işler çeviriyorsunuz arkadaşlar demiyoruz. Sizin gibi ucuz siyaset yapmıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben İstanbul'a ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçmiş olsun diyorum. İnşallah bundan sonra taşeron firmaların denetlenmesi, takip edilmesi konusunda aşırı hassasiyet gösterirsiniz. İnşallah kurumda bizler de bundan zarar görmeyiz. Arz ederim. Evet, peki. Murat Bey. Değerli arkadaşlar, lütfen rica ediyorum. Yani bunun siyasetini yapılması doğru değil. Yani arkadaşımızın söylediği şey bunun üzerinden bir siyaset değil ama önceki benzer bir olayla alakalı bir tespitte bulunuyor. Buyurun Tarık Bey. Tarık Bey buyurun. Başkanım söylesem iyi olur mu ya da söylesem dediği şeylerin hepsini söyledi. Biz onların hepsini söyledi olarak kabul ediyoruz. Mention yapmadım kendisini. Adetim değildir. Hiçbir meclis üyesi arkadaşı mentionlayarak rahatsız etmem. Ama tabii ki de göreceğini bildiğim için şimdi Murat Bey'in ismiyle falan yazdım. Mention falan deyip de anlamayanlar olabilir. Bunu etiketleme diyelim. Söyleyeyim. Etiketleme diyelim. Ama tabii ki de kendisinin göreceğini bildiğim için evet. Birbirimizi takip ediyoruz sonuçta Twitter'da. O yüzden biraz esprili bir dille kendisine bunu ifade ettim. Mesele evet. Ondan ibarettir. Yoksa unutmadım, bilerek yapmıyorum. Belediyemiz 86 bir çalışanı var Sayın Başkanım. Ama bu bahsedilen ve bugünkü emniyetin operasyonuna maruz kalan iki kişi 86 bin çalışanımızdan bir tanesi değil. İki tanesi değil bir kere. Umarım Murat Bey hangi taşerona laf ettiğini biliyordur. Yani daha sonrasında Murat Bey için bazı sıkıntılar yaşanmasın o taşeronla alakalı olarak ama bu ilgili taşeron firma çalışanları 8 Ekim 2022 tarihinde saat 15.30'da İstanbul'da hareket ederek Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır görevini yapmışlar.
Diyarbakır görevi en son 18-15'te sona ermiş. Ertesi sabah 8.30'da emniyetimizin bu operasyonu görülmüş. Yani Türkiye'deki 5 ile cenaze hizmeti vermiş. Cenazeleri orada ulaştırmış. Dönüşünde emniyetin bu şeydi, yapısıyla, operasyonla birlikte bu ne yazık ki durumla karşı karşıya kalmışız. Bu bahse konu iki kişi 2017 yılından beri ilgili taşeron firmanın hizmet alımı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne destek hizmetlerinin daire başkanlığı altında hizmet veriyorlar. Sigortası da yine Büyükşehir Belediyesi'ne ait değildir. İlgili firmaya aittir. Araçlar da ilgili firmaya aittir. Elbette ki Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda bir kontrol sorumluluğu vardır. Bunun için de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu derhal soruşturma başlatmıştır, inceleme başlatmıştır, talimatları vermiştir. Bugün itibariyle o soruşturmada devreye girmiştir Sayın Başkanım. Bu mesele, yani 86 bin çalışanımızın içinde bile olmayan bu iki kişinin yarattığı mesele, bir Sayın Bakan'ın yakından uzaktan ben bilmem bir danışmanı ile elbette ki ölçülemez. Bir tanesi kendine danışman diyen birisi, bir tanesi 86 bin çalışan dışında iki tane ilgili. Biz bu konuda emniyetimize, yargımıza güveniyoruz. Önemli bir konudur. Biz de hassasiyetli üstünde duracağız. Başkanımız da duracak. Elbette ki yani bunların şakası bile olmaz. Bu konuda konuşan konunun şakası bile olmaz. Devletimiz bu konuda ne yapması gerekiyorsa sonuna kadar yapacaktır. Biz de her türlü desteği vereceğizdir. İlgili firma da her türlü desteği verecektir. Bunlara hiç şüphemiz yoktur. Asla böyle bir şey yani tartışılması bile mümkün değildir. Bunun kabul edilecek tarafı da yoktur. Yani bu ülkede evet. Yani bunlar olmaması gereken şeyler. Hepimiz de bu konuda hemfikiriz. Hiç tartışacak falan da bu konuda bir şey yok Sayın Başkanım. Şimdi bütçe meselesine ilişkin olarak da kamuoyunda ciddi tartışmalar var diyor. Aslında hani Murat Bey'in dediği doğru değil. Kamuoyunda ciddi bu konuda tartışma falan yok. Yani sosyal medyada bazı AK Partililerin yaptığı tartışmalar var. Bir bardak suda fırtına kopartmaya çalışıyorlar. Sayın Başkanımızın verdiği akıldan bahsediyorlar ama emin olun ki AK Parti bu konuda bize bu konuda en son akıl verecek partidir. Yani 2018 yılın hani önceki yılları bıraktım. Yani Can Bey eksik bile söylemiş. 2018 yılı bütçe rakamlarını sisteme bile girmeyen AK Parti yönetimi. Ne yazık ki geçmiş dönemden aldığımız bazı kötü alışkanlıkların hepsini değiştirebilmiş değiliz. Önemli kısmını değiştirdik ama demek ki değiştiremediğimizde bazı kötü alışkanlıklar var. Can Bey, Can Akın Çağlar Genel Sekreterimiz tweette söylemişti. Bizim de elimizde bütün tarihler elbette ki var. Bu da kötü yanlış bir alışkanlık olmuş. Buna da dikkat ederiz önümüzdeki sene. Bu kötü alışkanlığında giderilmesi için olabildiği kadar dikkatli oluruz. Ama mesele aslında o kadar da büyük mesele değildir. Hukuki bağlayıcılığı yoktur. Sonuçta bütçe bir meclis kararıdır. Meclisimiz önümüzdeki ay içerisinde bunu değerlendirir. Eleştirecek yanı varsa bu konu dahil olmak üzere eleştirisini yapar. Sonucunda meclisimiz bütçeyi karara bağlar ve 2020 içerisinde bu bütçe İstanbullular tarafından kullanılmış olur. Meselenin özü bu kadardır Sayın Başkanım. Bunun da yani çok da tartışacak o anlamda bir yanı yoktur. Evet. Teşekkür ederiz. Peki.